Merhaba canım takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Bana olan desteğinizden ve her şeyden dolayı çok teşekkürler. Lütfen aşağıya bol yorum bırakın. Sorularınızı sorun. Beğenin. Şu çan işaretini açın. Böylelikle bildirimler gelsin. Ve YouTube kanalıma abone olun. Lütfen. Şimdi bu ay özellikle Merkür Retrosu var biliyorsunuz. Merkür Retrosu başlıyor. Bununla ilgili zaten yazılarım var. Şu an gölgesinin içindeyiz. Yani Ağustos sonu, Eylül'ün başı itibariyle zaten gölgesinin etkisi başladı. Şimdi de Merkür Retrosu 28 Eylül'de tam olarak başlayacak. Ama onun öncesinde 27 ve 26 Eylül'de Merkür duracak. Ondan sonra 28'inde ters dönmeye başlayacak. Tabii bu ters dönüşün etkisini şimdiden göstermeye başladı. Benim bir tane işte telefonum bozuldu, işte öbür elektronik aletlerime bilmem ne oldu. Onu çarptı vesaire. Bayağı bir etkiledi sağ olsun. Özellikle. Şimdi peki sizleri nasıl etkileyecek? Yani burçları nasıl etkileyecek? Çünkü Merkür Retrosu'nda iletişimsel konularla ilgili aksilikler olabiliyor. Yeni bir şey başladığınız zaman zorluyor. İnsanlar birbirini yanlış anlıyor. Ve aynı zamanda kişileri daha çok geçmişe odaklıyor. Benim o ne diyor da Merkür Retrosu ile ilgili bir köşe yazım var. 2021'in başında yazmıştım bütün yıla dair. Onu mutlaka okuyun. Şimdi Merkür Retrosu zamanında çok önemli bir imza atılmaz, yeni bir şeye başlanmaz, taşınılmaz vesaire vesaire. Ama geçmişten yarım bıraktığınız, uzun zamandır başlamak istediğiniz şeyler için başlamak için de iyi bir zamandır. Geçmişten insanlar gelebilir. Aynı zamanda bir şeyleri çözmek için de iyi bir zaman. Araştırmak, sorgulamak, incelemek için çok iyi bir zamandır. Mutlaka Merkür Retrosu'nda yani aslında Merkür Retrosu'nun olmasının nedeni diyor ki senede 3 kez oluyor. Diyor ki bir geçmişe bak, yaptıklarına bak, her şeyi incele, sorgula, araştır, tamamla, tamamlamadığın şeyleri bitir diyor aslında. Bu arada Merkür Retrosu ile ilgili baştan söyleyeyim. Aslında siz Ağustos'un sonundan itibaren etkiye girdiniz. Eylül'de çok yoğun etki vardı. Ve bunun tamamen toparlanması bitmesi Kasım'ın 5'i. Şimdi bunu söylüyorum. Yani şu andan gittikçe artıyor. Çok daha yoğun bir şekilde yoğunlaşıyor. 28 Eylül'den sonra tam dönüşe giriyor. Sonra arkasından 20 Ekim'de dönüş bitiyor ama gölgesi devam ediyor. Gölgede de etkisi devam eder ve 5 Kasım'da bitiyor. Yani o yüzden bu süreçte benim size tavsiyem aile dizimine gitmeniz. Evinize bir atalar köşesi yapmanız. Atalarınıza saygı göstermeniz. YouTube kanalında atalar köşesi nasıl yapılır diye bir video var. Çok iyi gelir. Geçmişteki insanlarla bağ kesme yapmanız. Bağ kesme meditasyonlarımı özellikle uygulamanızı çok tavsiye ederim. Bunun yanında mutlaka benim YouTube kanalımdaki meditasyonlardan faydalanın. Yani orada çok güzel ve çok güçlü meditasyonlar var. Merkür Retrosu'nda böyle bol bol meditasyon yapmak sizi çok daha rahatlatır ve olumlu bir noktaya çeker. Tabii Merkür Retrosu'nda aslında Merkür kuşlar, zor ve kötü durumdaki kuşlara da iyilik yapabilirsiniz, yardım edebilirsiniz. Sizi ekstradan çok daha olumlu yönde etkiler. Şimdi peki Koç burcu için ne diyor? Koç burcunun özellikle kardeş, iletişim ve teknoloji alanlarını temsil ediyor. Koç burçları için bayağı bir iletişim teknoloji konuları, bütün teknolojik aletlerle ilgili sıkıntılı bir süreç olabilir. Aynı zamanda geçmişte yarım bıraktığı eğitimlerini, aile konularını, her türlü konuları çözmesi için de çok iyi bir zamandır. Öyle söyleyelim. Boğa burcu için daha çok para evinde. Para evi aynı zamanda konuşma evi, cinsellik evi. O yüzden söylediğin sözler de yanlış anlaşılmalar olabilir. Para konusuyla ilgili aksilikler çıkabilir. Mesela bankadan bir yere yollamak istiyorsunuz, yollanmaz. Banka sisteminde bir problem olur. Kartında, kredi kartında bir problem olur. Gibi gibi. Ama kesinlikle bu süreç sizin çok faydanıza, iyiliğinize olan bir süreç. Öyle söyleyeyim. Şimdi bir dakika. Şöyle bir şey var. İkizler Burcu'na baktığımız zaman İkizler Burcu'nun direkt kendi evinde, birinci evinde oluyor. Bu ne demek? Direkt kendisi, kendi hayatı, kendi hayatındaki her şeyle ilgili onu zorlayan bir süreç var orada.
Ama bu dönemde işte bir sürü, hani insanlar da onu yanlış anlayabilir, o da insanları yanlış anlayabilir. Bu dönemde terapiye gitmek için, bir şeyleri çözmeye yönelmek için muhteşem iyi bir dönem. Yengeç burcu için daha çok hastaneler, mahkemeler, deniz aşırı uzak ülkeler, seyahatler ve internet alanlarında etkiliyor rüyalar. Geçmişe yönelik rüyalar görebilir yengeçler. Bu konularla ilgili iletişimsel aksaklıklar ya da çeşitli konular olabilir. Bunlara özellikle dikkat edin. Aslan burcu için 11. evde, yani kardeş, kendinden büyük kardeş, abla, abi. Bunun dışında iş hayatından elde ettiğin kazançlar, arkadaş ilişkileri, bütün bunlarla ilgili aksilikler, iletişimsel aksaklıklar vesaire yaşanabilir. Sonrasında geçecek, gidecek ve bitecek. Şimdi Başak burcuna, ha bu arada Kasım'ın ortasında tam olarak etkisi bitmiş olacak. Yani Kasım'ın 5'inde falan bitiyor. Bu arada Başak burcuna, yani gölgesi falan da var o yüzden. Başak burcuna geldiğimiz zaman Başak burcunu tamamen kariyer hayatı ile ilgili etkiliyor ve Başak burcu kariyer hayatının üstünden bazı zorluklar, terslikler, iletişimsel aksaklıklar yaşıyor. Terazi burcu için devlet konuları, eğitim konuları, akademik üniversite konuları ve baba konularının üstünde daha çok etkiliyor ve orayla ilgili terslikler ya da iletişimsel teknolojik aksaklıklar olabilir, ama o konuları çözmeye yönelmek için de çok iyi bir dönem. Akrep burcu için daha çok 8. evde başkalarına verdiğin para, harcadığın para, finansal konular, özellikle daha çok kendi gücün, analiz yetin, bütün ezoterik şeyler, bütün bunların hepsini temsil ettiği için özellikle Akrep burcu harcadığı paraya dikkat etmeli. İnsanlarla olan ilişkilerinde karşıdaki kişilere çok fazla, aşırı harcamamaya özen göstermeli. Bir de ezoterik konular, spiritüel konularla ilgili kendini geliştirecek yeni bir şeylere de yönelebilir. Son derece de olumlu yönde etkiler. Yay burcu ilişkilerle ilgili, ilişki hayatında ve ilişkisindeki kişiyle ilgili aksaklıklar, iletişimsel problemler olabilir. Ama bir şeyleri çözmek için de iyi bir zamandır. Oğlak burcu için özellikle sağlık, annenin ailesi, evcil hayvanlar gibi gibi bir sürü şey temsil ediyor. Bununla ilgili de şey, adım adım bunlarla ilgili çalışmak için çok iyi bir süre, sonrasında açılıyor, rahatlıyor, bitiyor. Kova burcuna gelecek olursak, özellikle çocuklar ve yaptığı yatırımlar, kendisine yakın insanlar ve danışmanlık vermek. Bütün bu konularla ilgili iletişim aksaklıkları olabilir. Bu konularda geri çekilmek için iyi bir dönem bu dönem. Ama yarım kalmış ve çözmesi gereken bir şey çözmek için de çok iyi bir dönem. Balık burcu için ev. O yüzden anne, o yüzden mutlaka evlerine feng shui yapsınlar. Anneleriyle ilgili aile dizimine gitsinler. Bir şeyler şifaladım, evi çözmeye yönelsinler. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Şimdi Merkür Retrosu'nun başlangıcını söyledim. Evet. 28'inde 28 Eylül'de. Sonra Oktober, ama aslında gölgesi başladı. Gölgesi başladı ama etkisi başlıyor da Eylül'ün başında gölgesi başladı zaten. Sonra Ekim ayında Merkür Retrosu devam ediyor. Daha ki 20'sine kadar. Sonra arkasından gölgesi başlıyor. Gölgelerin geçmesi, tam olarak kendini toparlaması 5 Kasım. 5 Kasım'dan sonra bununla ilgili özellikle etki kalmayacak. Bu sırada bunu anlatmamın nedeni, bu tarz şeyler yaşarsanız Merkür Retrosu'nun dolayı olduğunu bilin. Ona göre önleminizi alın ve dikkat edin. Evet. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzel kalem mucizeler sizinle birlikte olsun. Mua! Çok öpüyorum. Görüşürüz. Bye.